Yani üçgen en burçak formüller yordamda denemeleri içinde görüp çıkarmışsın. Yani bir yerde kuyudaki formüllerden faydalanabilirsin. Sinüs 3x değil. 3 sinüs x minus 4 sinüs kub x'ye. Kosinüs 3x değil. 4 kosinüs kub x minus 3 kosinüs x'ye. Yani bana bu formüllerden faydalanmamız. Şu formüllerden faydalanıp kuyudaki denklemlerini içeceğimiz. O birinci denkleme. Sinüs 3x. Yani sinüs 3x'den x üçün bana bu formüllerden faydalanıp bu denklemini kuyudaki yazacağımız. O demek birinci denkleme. 3 sinüs x minus 4 sinüs kub x. 2 sinüs x'ini çaplamaya götüreceğimiz. Minus 2 sinüs x değil mi o? Yani hamasında sinüs x var. Umumi köpaytı için karşısına taşlarına çıkaralımız. O da sadalaştırışımızdan mümkün eken. Bana bu bulan 3 getirdi. Bir de bir de sinüs x kalanı. Bu ikilasından sinüs 2 sinüs x'ini karşısına taşlarına çıkaralımız. Orada bir kalanı. Minus 1 de 4 sinüs kvadrat x. Teğin nol teğin emanı hasıl kılalımız. Bu teğin emanı iki tege acıratçımız mümkün. Birincisi A. Sinüs x teğin nol. B. 1 minus 4 sinüs kvadrat x teğin nol. Bak ikinci teğin emanı öz nabatlı yani köpet uçuları gibi acıratçımız mümkün. Belki bu masan birine oyuntamayı götürecek. Minus 4 sinüs kvadrat x teğin Minus 1. Minus 4'e bölüyoruz. Sinüs kvadrat x deyin. 1 taksım 4. Bu teğneme özü iki tane, yani iki tane teğnemeye hazırlayalım. Birincisi. Sinüs x deyin. Minus 1 taksım 2. İkinci teğnememiz. 2 de bir yazaydık bir yerge. x deyin. 1 taksım 2. Şunu da kalıp. Verilgen teğneme, birinci teğneme, bana bu teğnemeye keltirildi. Bu ise öz nabatı da üçte teğnemeye ajıradı. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Ve birinci teğnemeye geçelim. X deyin. Pi k. K bütün sayılar toplamı getirgeçliği. Ve bana bu teğnemeye geçelim. Cevabı. İltizler için biz kuyudaki formülü yazalımız. Minus bir derecesi n. Arksinus. Minus 1 taksım 2 koşu n pi. O minusun aldığı çıkarımızda derecesi n plus 1 de yazalımız. X de minus 1 derecesi n plus 1. Arsinus 1 taksım 2 pi taksım 6 de. Koşu n pi. N tekişli bütün sorular toplamı gel. Yani ikinci de hemen yaşamız. X de bana bu de hemen yaşamı. Minus 1 derecesi n. Arksinus 1 taksım 2. Koşu n pi. Arksinus 1 taksım 2. Yukarıda ham taktik. Pi taksım 6 getin. Bu konuda x deyin. Minus 1 derecesi n. Pi taksım 6. Koşu n pi. N tekişliği z. Bu işimini hasıl kılalımız. Şimdi kalıp verilgen teğnemenin. Birinci teğnemenin. Geçimi. Cevabı kuyudaki sallar eken. Bana bu ve bana bu. İşte. Nabataki teğneme götürmemiz. İkincisi. Bir de takitlaş lazım ki bu teğnemelerin yetişini bu yegane ölçülmez. Bunun yetişini hırmakalı yolları var. Ben bir yerde hazır mesela üçlü dengen burçak formüller yordamında misallar yeşet geldiğimiz sebeple şu namayış kılış için, şu metoduna namayış kılış için biz şu yorumdan hiç yapmaz. Başka yollardan basarağı yola hem var, basarağı hiç hem mümkün. Yani ikinci deneme götürmemiz. İkinci deneme de bana cosinus 3x geliyordu. Cosinus 3x'in oraya bana bu ifadeni yazalımız. 2 köpaytır o. 4 kosinus kub x minus 3
cosinus x koşu 5 cosinus x teng mi? İkini kavuslarına açacağımız bir yerde 8 cosinus kub x minus 16 cosinus x koşu 5 cosinus x teng mi? Bu maramını sadalaştıramız. Yada minus cosinus x kaladı. Buradan cosinus x'ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 8 cosinus kvadrat x minus 1 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchisi cosinus x teng 0 a b 8 cosinus kvadrat x minus 1 teng 0. Birni o'ng tomonga o'tkazamiz va 8ga bo'lib yuboramiz. Natijada cosinus kvadrat x teng 1/8 ni hosil qilamiz. Bu yerdan biz quyidagi ikkita tenglamani hosil qilamiz. Birinchisi cosinus x teng va izni chiqaradigan bo'lsak 1/2 iz ostida 2 bittasi plusdan bittasi minusdan. Mana ahamiyatga qaysi birini avval yozishni cosinus x teng minus 1/2 iz ostida 2. Birinchi tenglamani yechimi x teng plus minus arc cosinus 1/2 iz ostida 2 koşu 2kp. Bir de k bütün sonlar toplamı z'ye tegishli. İkinci tenglamani yechimi x teng plus minus arc cosinus minus 1/2 iz ostida 2 koşu kp. Ve bana bunu hisoblab qo'yamiz. O'zgartirib yozamiz. Bu teng p minus arc cosinus 1/2 iz ostida 2 koşu kp. Bu demek x teng bo'ladi. Plus minus mana bunday mana bu songa teng bo'ladi. Endi oxirida mana k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib ikkinchi tenglamani ildizi mana bu formula bilan topilar ekan. Endi bitta tenglama qoldi bu yerda cosinus x teng 0. Uning ildizlari x teng p/2 qo'shuv kp formula bilan topiladi. Hop, ildizlarni o'zini o'raymiz. Shunday qilib, mana bu ikkinchi tenglamaning ildizlari mana bu, mana bu hamda mana bu formulalar bilan topilar ekan.